Bir zamanlar yıldızların konuştuğu bir evrende küçük bir kız çocuğu yaşardı. Adı Aylin'di ve gökyüzünü çok severdi. Her gece penceresinin yanına oturur ve yıldızların parıltılarına bakarak hayallere dalardı. Ama Aylin'in bilmediği bir şey vardı. O yıldızlar sadece parlamakla kalmıyor, aynı zamanda konuşuyordu. Bir gece Aylin uyumak üzereyken penceresinden gelen hafif bir mırıltı duydu. Önce rüzgar sanmıştı ama ses daha da belirginleşti. Yavaşça pencereye yaklaştı ve kulağını cama dayadı. "Aylin," diye fısıldadı bir ses. Kız şaşkınlıkla irkildi. "Kim var orada?" diye sordu. "Biz yıldızlar," diye cevap verdi ses. "Bizimle konuşmak ister misin?" Aylin'in kalbi heyecanla çarpmaya başladı. "Yıldızlar konuşuyordu." "Elbette," dedi, gözlerini gökyüzüne dikerek. "Ama nasıl?" "Kalbini aç ve bizi dinle," dedi yıldızlar. "Her birimizin anlatacak bir hikayesi var." geçmişten, gelecekten, çok uzak diyarlardan. İlk önce en parlak yıldız konuşmaya başladı. Adı Sirius'tu ve çok ama çok eskiydi. "Bir zamanlar," dedi Sirius. "Ben de bir çocuk yıldızdım. Geceleri gökyüzünde parlayıp diğer yıldızlarla oyunlar oynardım. Ama bir gün bir kuyruklu yıldız geçerken ona katılmaya karar verdim. Birlikte evrenin dört bir yanını gezdik, gök kuşakları ve gezegenler arasında dans ettik. Ama sonra anladım ki asıl yerim burası." Yıldız arkadaşlarımın yanında. Sirius'un hikayesinden sonra küçük bir yıldız söze girdi. "Benim adım Mira," dedi çekingen bir sesle. "Ben sürekli değişirim. Bazen parlak olurum, bazen soluk. Bu yüzden diğer yıldızlar beni tuhaf bulur. Ama değişim güzeldir, değil mi? Her zaman aynı kalmak zorunda değiliz." Aylin Mira'ya gülümsedi. "Haklısın," dedi. "Değişim bazen korkutucu olabilir ama o da bir yolculuktur." Gece boyunca yıldızlar Aylin'e hikayelerini anlattı. Bazıları mutluluk doluydu, bazıları ise hüzünlü. Ama hepsi de birer ders taşıyordu. Aylin, yıldızların sesleriyle uykuya daldı ve rüyasında onların anlattığı dünyaları ziyaret etti. Sabah uyandığında gökyüzü artık boş ve sessiz değildi. Çünkü Aylin, yıldızların konuşmalarını duymayı öğrenmişti. Artık her gece yıldızların hikayeleriyle uyuyor, onlardan aldığı derslerle yeni bir güne başlıyordu. Ve Aylin büyüdüğünde bu hikayeleri kendi çocuklarına anlatmaya devam etti. Böylece yıldızların sesleri nesiller boyunca yankılanmaya devam etti. Masal bitti ama yıldızların sesi hala kulaklarda, değil mi? Once upon a time, in a universe where stars could speak, there lived a little girl named Aylin. She loved the night sky and would sit by her window every evening, gazing at the twinkling stars and letting her mind wander into dreams. But there was something Aylin didn't know. Those stars weren't just shining, they were talking. One night, as Aylin was about to fall asleep, she heard a soft murmur coming from her window. At first, she thought it was the wind, but the sound became clearer. Slowly, she approached the window and pressed her ear against the glass. Aylin, whispered a voice. The girl jumped in surprise. Who's there? she asked. It's us, the stars, the voice replied. Would you like to talk with us? Aileen's heart began to race with excitement. The stars were talking. Of course, she said, gazing up at the sky. But how? Open your heart and listen to us, said the stars. Each of us has a story to tell. Stories from the past, the future, from faraway lands. First, the brightest star began to speak. Its name was Sirius, and it was very, very old. Once upon a time, Sirius said, I was a young star too. At night I would shine in the sky and play games with the other stars. But one day, when a comet passed by, I decided to join it. Together we traveled across the universe, danced among rainbows and planets. But then I realized that my true place was here, beside my star friends. After Sirius's story, a small star chimed in. "My name is Mira," said a shy voice. "I change all the time. Sometimes I'm bright, sometimes dim. That's why the other stars find me strange. But change is beautiful, isn't it? We don't always have to stay the same." Aylin smiled at Mira. "You're right," she said. "Change can be scary, but it's also a journey." Throughout the night, the stars shared their stories with Aylin. Some were filled with joy, while others were tinged with sadness, but each one carried a lesson. Aylin fell asleep to the sounds of the stars, and in her dreams, she visited the worlds they described. When she woke up in the morning, the sky was no longer empty and silent. For Aylin had learned to hear the voices of the stars. Every night from then on, she drifted off to sleep with the stars' stories and woke up each day with the lessons they taught her. And when Aylin grew up, she continued to tell these stories to her own children. Thus, the voices of the stars echoed through generations. The tale ends, but the stars' voices still linger, don't they? Thank you.